Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'lik kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugünkü videomuzda sizler birlikte FIFA 20 hakkındaki ilk bilgileri inceleyeceğiz. Bilgilerin hepsi tamamen doğru arkadaşlar. Hepsini aldığım kaynakları da videonun içerisinde belirteceğim. Eğer inanmıyorsanız o kaynaklardan da bu bilgilere erişebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan direkt videomuza başlayalım. Kuşkusuz ki bu oyunu dünyanın her tarafından oynayan milyonlarca insan var arkadaşlar. Ve bunu hiçbir zaman unutmayın ki Twitter ve YouTube'da FIFA ile ilgili konuşan, FIFA'yı takip eden, EA Sports'a tweet atan kitle oyunun oynayıcılığının toplamda %18'lik bir dilimine tekabül ettiği söyleniliyor. Yani aslında biz her ne kadar güçlü olduğumuzu farz etsek de FIFA'nın hitap ettiği kitlenin çok ufak bir kitlesine hitap edebiliyoruz. Öncelikle buradaki geliştirmeleri düşünmeden bunları da bilmek gerekli. Herkesin aklındaki tek bir soru var. Benim ülkemin takımının oyuncularının neden yüzleri güzel değil, neden stadyumları yok? FIFA 20'de arkadaşlar şu anda da zaten ekranda görmüş olabileceğiniz gibi dünyadaki liglerde şu anda arkadaşlar yüz ve stadyum incelemeleri yapılıyor. Yüzlerin ayrı ayrı renderları alınıyor. Yani FIFA 20'de oyuncuların yüzlerini dövmelerini ya da boy uzunlukları gibi saçma sapan hatalar oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. FIFA 20'de bunların minimuma indirileceği söyleniliyor ve hatta şu anda da Almanya, İspanya, İngiltere gibi kulüplerde rendering dediğimiz olay, yani her oyuncunun yüzlerinin görüntüsünü alıp onu oyuna eklemelere başladıkları da zaten açık ve net şekilde fotoğraflarla ve kaynaklarla ortada. Yani FIFA 20'de büyük, özellikle büyük liglerde oynayan oyuncularının yüzleri, stadyumları daha gerçekçi bir şekilde olacak. Tabii ki buradaki sıra Türkiye'ye gelir mi gelmez mi onu bilmek çok zor. Ama ve lakin Türkiye ile ilgili de sizlere bomba haberlerim var. Onu da zaten videonun ilerleyen kısımlarında görebileceksiniz. Türk ikon gelir mi, Türkiye ligi olacak mı gibi bilgileri de dediğim gibi bu videoda değineceğiz. Ama ilk büyük yeniliğimiz FIFA 20'de yüzlerin daha güzel ve stadyumların da daha detaylı olacağı yönünde arkadaşlar. Özellikle Axel Witsel ve Çin'den buraya gelen futbolcuların yüzlerini bile tam yapamamıştı eSports, hatırlayacağınız gibi sene başında. Onlara da güzel bir ayar geleceği bekleniliyor. Kanıt gösterecek olursak eSports'un kendi resmi sitesinde, iş bulma sitesinde arkadaşlar EA Vancouver, yani Kanada'daki şubesine gittiğiniz zaman son aylarda sürekli Rendering Engineer ve Live Producer, yani bu yüzlerin veya grafiksel olarak motorların kullanımı ve bunların render, yani bir output'a dökülümü, bir sonuca dökülümü hakkında bilgisi olan ve özellikle altını çiziyorum ki 7-10 sene experience, yani 7 veya 10 sene aralığında bu işi yapmış sağlam insanlar arıyorlar arkadaşlar. Bu da zaten EA Sports'un bu konuda ne kadar dikkatli olduğunu bizlere gösteriyor. Aynı zamanda Live Content Producer'da arkadaşlar bu EA Sports FIFA'da SBC'leri hazırlayan, SBC'nin görsellerini, SBC'lerin yani kadro kurma görevlerinin açıklamalarını hazırlayan kişi oluyor ve bu takımları yöneten en baba kişi oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu sene o kadar çok hata olmuştu ki yaklaşık 2 aydır falan ben bu siteyi takip ediyorum arkadaşlar kariyer amacı ile. Ve buradan görmüş olduğum şekilde Live Content Producer ve Rendering Engineer pozisyonları hakkında EA Sports'un çok detaylı bir araştırmaları var. Bu siteye Google'a Find Your Career EA Sports Vancouver yazarak ulaşabilirsiniz. Hiç şüphesiz ki FIFA senenin son zamanlarına doğru her zaman oyuncularını kaybeder arkadaşlar. Çünkü insanlar artık bütün sene FIFA oynamakta sıkılırlar ve yaz aylarında FIFA yerine başka oyun arayışlarına girerler. FIFA 14 ve FIFA 18'de Dünya Kupası modu getirerek EA Sports yazında FIFA heyecanını sürdürmüştü sevgili dostlar. Önümüzdeki sene ise farklı bir projeleri var ve bu proje ise Euro 2020 projesi arkadaşlar. Tıpkı Dünya Kupası modu olduğu gibi FIFA üzerinde Euro 2020 modu açıp burada tekrardan işte ülkelerin özel kartlarını, SBC'lerini tamamlayabileceğimiz ayrı bir mod getireceklerini herkes söylüyor ve konuşuluyor sevgili dostlar. EA Sports'un böyle bir hamle yapması çok mantıklı. Çünkü biliyorsunuz ki son sene artık almış olduğu bütün lisanslarla bunu yapabilecek güçte şu anda bütün lisanslarını elinde bulunduruyor FIFA ve bundan dolayı da böyle bir etkinlik yapıp yaz aylarını daha verimli geçirmek isteyeceklerini ben düşünüyorum. Getirirlerse güzel olur. Bir hafta, iki hafta ne olursa olsun en azından FIFA'ya bir heyecan katmış olur arkadaşlar. Bu modlar hiçbir zaman Ultimate Team kadar rağbet görmeyecektir. Çünkü rekabet yoktur ve market yoktur arkadaşlar. FIFA'nın oynanmasındaki en temel olay bana kalırsa market olayıdır. Oyuncuların artıp azalması, kulüp değerinin artıp azalması gibi etkenler insanları zaten bu oyunu çeken en ama en önemli kısım. Bundan dolayı Euro 2020 ne kadar dayanır bilmiyorum ama ve lakin senenin sonunda en azından biz oyuncuları, kullanıcıları heyecanlandıracak bir mod olacağı kesin.
Bir sonraki yenilemiz Ultimate Team modu için geçerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen sene bir video yapmıştım. T2018'de ve demiştim ki FIFA 19'da paket şansı olacak ve olmuştu arkadaşlar. Bu bilgiyi sizlerle birlikte aylar önce paylaşmıştım. Bu sene yenisini ekliyoruz. Biliyorsunuz ki FIFA 19'da paket şansı olayı getirilmişti arkadaşlar. Ve insanların bir içi rahatlayacaktı böyle falan, hani öyle bir triplere girmiştik. Ve açıklandığı zaman arkadaşlar küçüktür %1 ifadesini gördüğümüz zaman hepimiz tekrardan bir karamsarlığa kapılmıştık. Çünkü buradaki olay şu. Örnek verecek olursak. Bir, Team of the Year oyuncusunun çıkma olasılığı küçüktür %1 diyor. Bu Team of the Year çıkma olasılıklarında Ronaldo'nun çıkma olasılığıyla De Gea'nın çıkma olasılığı aynı değil arkadaşlar. Ve bu olayda insanları kandırmaya giriyor. Bu konuda Belçika hükümeti EA Sports'a arkadaşlar dava açıyor ve diyor ki siz oraya yazmış olduğunuz değerleri tam olarak açık olarak belirtmediğiniz için biz kendi ülkemizde FIFA point satışını istemiyoruz kardeşim diyor. Ve EA Sports da kendi resmi sitesinden açıklama yaparak Belçika'da FIFA point satışının durdurulduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve burada çok enteresan bir bilgi daha veriyor EA Sports. Diyor ki bizim oyunumuzda zaten her şey oynayarak erişilebilir. Bu tamamen yanlış arkadaşlar. EA Sports'un en büyük hatası oyunu oynamayan insanlara kendi oyununu satmak için yalan söylemesi. Bu tamamen bir yalan. Oyunda maalesef ki para vermeden her şeye erişemiyorsunuz sevgili dostlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ya bu oyuna hayatınızı vermeniz gerekiyor ya da paranızı vermeniz gerekiyor ki hayatınızı verdiğiniz zaman da bir şey çıkaracağınızın kesin olarak bir garantisi yok. Dolayısıyla FIFA 18'de ne olmuştu arkadaşlar? Belçika, Hollanda bu işe girmişti, demiş ki kardeşim biz bu işi istemiyoruz ve sonradan Almanya da onlara dahil olmuştu. Bu sene tekrardan bu işi Belçika başlattı. Eğer Hollanda ve Almanya da bu işe dahil olursa FIFA 20'de direkt arkadaşlar yüzde küçüktür 1 değil de %0.00 bilmem ne şeklinde daha açık ve net oranlar göreceğimizi ben düşünüyorum. Aynı zamanda Belçika'nın karşı çıkmış olduğu durum ise Team of the Year çıkma olasılığı %1 desem bile Ronaldo ve Modric'in veya Ronaldo ve De Gea'nın çıkma olasılığı aynı olmadığı için bu yine kumara giriyor diyor arkadaşlar ve gerçekten de doğru. Eğer her oyuncunun çıkma özelliği ya da çıkma seviyesi aynı olsaydı zaten markette eşit sayıda olurlardı arkadaşlar. Bundan dolayı EA Sports önümüzdeki sene paket şans olayına daha yeni bir sistem getirecek. Ve FIFA 20'deki en büyük yeniliğe hoş geldiniz sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki FIFA 19 Foot Champions'da özellikle insanlar bu serverdaki gecikmelerden çok fazla şikayetçiydi. Bunların arasında ben de yer alırım arkadaşlar. Hatta bir tane kumanda kırmışlığım da var açık konuşmak gerekirse. FIFA 20'de EA Sports arkadaşlar sonunda serverları güncelleyecek. Bu sene ben bir video hazırlamıştım aylar önce. Burada ekranı görmüş olabileceğiniz gibi normalde EA Sports'un serverları Almanya'da arkadaşlar. Özellikle Bonn ve Frankfurt bölgesinde serverları var. Serverların sağlayıcıları Velia.net ve Amazon serverlar arkadaşlar. Burada şansınız Amazon serverları denk geldiğiniz zaman daha kaliteli bir oyun oynayabiliyorken Velia.net serverlarına gelmiş olduğunuz zaman daha yavaş ve gecikmeli bir oyun oynuyordunuz sevgili dostlar. Hatta bundan dolayı her maç diyordunuz ya neden değişiyor neden değişiyor diye. Sebebi bu. Bir diğer sebebi ise arkadaşlar EA Sports'un dünyanın ufak ufak yerlerinde test serverlarının olması arkadaşlar. Bunu da zaten bu videoda ben size kanıtlamıştım. Şu anda örnek olarak görmüş olduğunuz gibi ben FIFA'ya girdiğim zaman beni Almanya bağlamaya zorluyor arkadaşlar. Ama ve lakin özel bir router sayesinde ben burada Romanya'daki server'a bağlanabiliyorum. Ben bu videoyu çektiğim hafta Romanya'da arkadaşlar Ultimate Team yani Foot Champions'ın turnuvası vardı. Ve bu turnuva için server açmışlardı arkadaşlar. Ve o haftada o server'da maç yapabiliyordunuz. EA Sports'un dünyanın bazı bölgelerinde bu şekilde test serverları açtığı söyleniyor arkadaşlar bu sene. Ben Romanya'da keşfedebildim bir tane. Daha fazla da denemedim dediğim gibi. Romanya'da keşfetmiştim. Ama normalde Almanya bağlıyor dediğim gibi. EA Sports önümüzdeki sene e-sporu daha da çok geliştirmek istiyor. Bu sene o kadar çok etkinlik yaptılar ki zaten bunu geliştirmek istedikleri ortada. Ve bu yüzden de serverları açacak sevgili dostlar. Bu sene test serverlarını açıp denemelere başladı. Testlerini yaptı. Önümüzdeki sene daha güzel bir DNF yani Do Not Finish dediğimiz arkadaşlar bitmemiş maçları yorumlama otomasyonu ile birlikte FIFA 20 karşımıza çıkacak. Neden bahsediyorsun dersiniz? Şundan bahsediyorum. Normalde siz diyelim ki 2-2 beraberesiniz. Dakika 90'da penaltı oldu. Siz atacaksınız. Rakibiniz oyundan çıktığı zaman arkadaşlar size beraberlik veriyordu. Bu tarz arkadaşlar oyunda hatalar var ve bu hataları EA Sports önümüzdeki sene güncelleyecek ve yeni serverlarla birlikte FIFA 20'ye gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla FIFA 20'de herhangi bir server problemi çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama ve lakin server problemleri sadece bize yakın yerde server açmasına bağlı değil. Aynı zamanda açmış oldukları serverın kalitesine bağlı. Umarım EA Sports burada paraya kıyarak gerçekten de kazandığı paraları bir kullanıcısına yar ederek güzel olarak tekrar EA Sports'un resmi iş bulma sayfasına gidiyoruz arkadaşlar ve FIFA'nın online engineer yani online mühendisi konsollar
ve platformlar arasındaki bağlantıyı kuracak arkadaşlar insanları aradıklarını görebiliyorsunuz. İki ilanda 8 Mart'ta açılmış arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir ay önce. Dolayısıyla EA Sports'un da bu konuda çalıştığını buradan net olarak görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ve geldik hepinize en çok heyecanlandıracak kısma. Burada sevgili beIN Sports'ta çalışan beIN Sports spikeri Erdem abinin arkadaşlar Twitter profilindeyiz. Bu profilde görmüş olabileceğimiz gibi Erdem abi ve arkadaşları, orada çalışan başka çalışanlar, spiker abilerimiz, görmüş olduğunuz gibi beIN Sports'ta FIFA yayını yapıyor arkadaşlar. FIFA'nın resmi olarak turnuvasını beIN Sports'ta yayınlıyorlar arkadaşlar. Ne kadar kişinin izlediğini bilmiyorum. Çok fazla bir izleyen olduğunu düşünmüyorum. Amma ve lakin sizler de bunu biliyorsunuz ki arkadaşlar, hiçbir zaman sayılar bir şeyi ifade etmez. Buradaki en önemli olan nokta niyettir arkadaşlar. Sağ olsun Erdem abiler çok güzel program sunuyorlar. Ben de ufak bölümünü izleme şansı buldum arkadaşlar. Burada bildirmiş olduğumuz FIFA turnuvasının, Twitch'te yayınlanan FIFA turnuvasının arkadaşlar beIN Sports'a yayınlıyorlar ve bu gerçekten de inanılmaz bir olay. Buradan şunu çıkarabiliyoruz arkadaşlar, akıl ve mantıklı düşünülen şunu çıkarabilir. Biliyorsunuz ki çok fazla pro player artık bir takım sahibi oluyor. İşte Göztepe'nin oyuncuları var, Futbol Lisesi'nin oyuncuları var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye'de futbol takımlarının arkadaşlar daha ileri seviyeye gittiklerini görebiliyorsunuz. Artık bir futbol takımının bir FIFA oyuncusu oluyor. Bu biliyorsunuz Hollanda ve İngiltere'de zaten, özellikle Almanya'da uzun zamandır olan bir şeydi. Bu artık Türkiye'ye geliyor. Ve beIN Sports gibi bir kanalda FIFA turnuvasının yayınlanması arkadaşlar, burada tamamen EA Sports'u beIN Sports işbirliği olduğunu ben düşünüyorum. Önümüzdeki sene Türkiye'de arkadaşlar bir lokal offline turnuva göreceksiniz arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki bunu e-sporcu arkadaşlarımız daha net şekilde bilecektir. Ama ve lakin ben beIN Sports'un böyle bir şey yapması, bunun reklam edilmesi ve bu tarz şeylerin olmasını arkadaşlar gerçekten önümüzdeki sene Türkiye'de FIFA turnuvasının olacağına bağlıyorum arkadaşlar. Bu arada hepiniz çoğu Türk oyuncuyu tanımıyorsunuz. Ben size şu şekilde tanıtayım. Burada Fatih Üstün var arkadaşlar. Mesut Özil'in e-spor takımının oyuncusu. Ve bugün PlayStation platformunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çeyrek finalde şu anda, yarı final ve final arkadaşlar. İnşallah buradan Fatih kardeşim de güzel yerlere çıkar. Kendisi zaten senelerdir tanıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda buradan benim profilimi de arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi buradan trade taktiklerini falan paylaşıyorum. Evet sevgili dostlar, videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince en güzel bilgileri sizlerle birlikte buluşturmaya çalıştım. Daha çok fazla bilgim var ama belki hepsini böyle bir videoda, böyle hani belgesel gibi 20-30 dakika video yapmayalım diye part part hallere bölmeye düşündüm. Eğer siz arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız, beğeniyorsanız, özellikle kariyer modu ve Pro Club hakkında arkadaşlar bomba bilgilerim var. Bunları arkadaşlar duymak istiyorsanız, görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman söylemeyi sevmem ama ve lakin arkadaşlar FIFA Türkiye için herkes ne yaptığını bir ortaya koysun. Ben futbolcularla videolar çektim, ellerine katları tutturup bu tarz şeyler yaptırdım. Dünyada arkadaşlar ilk olacak şekilde bulduğum bazı şeyleri FIFA'da sizlerle birlikte paylaştım. Dolayısıyla son zamanlarda bazı insanların böyle benim hakkımda konuştuğunu görüyorum. Öncelikle siz neler yaptığınızı anlatın, tamam mı? Eğer benden daha iyi bir şeyler yaptıysanız FIFA için bunlardan bahsedebilirsiniz. Ama ve lakin ben burada 4 senedir bu platformdayım arkadaşlar ve yapmış olduğum projeleri biliyorsunuz. Futbolcuların kart imzalaması, bunların çekilişini yapması, FIFA kartlarının paket açılımı, Yansen'le falan. Öncelikle siz FIFA ile ilgili ne yaptığınızı bir gösterin. Ondan sonra bana sallayın. Lütfen gelip kimse benim arkamdan sallamasın. Ve bunu her zaman söylüyorum ki arkadaşlar, benim kimseden korkum yok. Çalıştığım yer belli, üniversitem belli. Benim arkamdan sallayacağıma gelip benle direkt konuşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrardan burada söylemiş olalım. Hepinizi çok seviyorum. Biraz hastayım dediğim gibi. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Güzel bir beğeni gelirse çok sevinirim. İş yoğunluğumdan dolayı ve okul birinciliğin için, kastığım için maalesef fazla zaman ayıramadım bu sene sizlere. Ama aileler böyledir arkadaşlar. Zor zamanlarda her zaman birbirimizi sevmek aile olmak demektir. Ve sizler de benim ailemsiniz. Kendinize iyi bakın.